İyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem Ana Haber Bülteni'nin saati saatler 19.30'u gösteriyor ve biz Ana Haber Bültenimizle yine karşınızdayız efendim. Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyada gelişen olaylara ilişkin bütün detayları sizlere aktaracağız. Ama önce başlıklar diyoruz. Soykırımı kim yapıyor? Profesör Doktor Haydarbaş, Fransa'nın Mali'deki katliamlarını değerlendirdi. Bu bir Hristiyanlaştırma oyunudur. Türkiye'nin en azından itiraz etmesi gerekir dedi. Rusya'dan Patriot uyarısı. Gerasimov, provokasyon tehlikesi var dedi. Azov adlı Rus savaş gemisi Ege Denizi'ne açıldı. Sayıları 150 bini geçti. Bütçe, vergiler ve örtülü ödenek yetmedi, kampanyalar başlatıldı. Adana'da isyancı mülteciler için yeni çadır kentler yapılıyor. Silivri'de bir Türkiye gerçeği. Ekmek teknesi için direnen esnaf gözaltına alındı. Acı haber Kahramanmaraş'a erken ulaştı. Teröristler Mardin'de güvenlik güçlerine saldırdı. Bir polisimiz şehit oldu. Bakan Bağış'a İsveç'te protesto. Öğrenciler AKP hükümetini PKK ile işbirliği yapmakla suçladı. Yeni anayasada kritik değişiklikler. Kadrolu memur gidiyor, sözleşmeli personel geliyor. Yerel yönetimler artık daha etkin hale getiriliyor. Ayrıntılar şimdi. Sayın seyirciler, Batı'nın Büyük Orta Doğu Projesi Afrika'nın Müslüman ülkelerinden Mali'ye de kan ve gözyaşı getirdi. Fransa'nın işgal harekatında 100'den fazla sivil hayatını kaybetti. Profesör Doktor Haydarbaş Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde Fransızların katliamlarını değerlendirdi. Türk siyasilerin sessiz kalmasını da eleştirdi. Büyük Orta Doğu Projesi'nden veya 2 yıldır devam eden Arap Baharı'ndan bahsederken demokrasi gerekçesinin ardındaki gerçeklere dikkat çekiyoruz. Her iki projede İslam coğrafyasına yöneliktir ve işgal hareketidir. Tunus, Mısır ve Libya Müslüman ülkelerdi. Zengin yeraltı kaynaklarına sahipti ve işgal edildiler. Batı şimdi de Afrika kıtasındaki Müslümanlara yöneldi. Kaynaklarını tüketen Avrupa ve ABD için el değmemiş yeraltı zenginlikleriyle Afrika yeni hedeftir. Hatırlanacaktır. Geçtiğimiz hafta Sayın Başbakan da buraya bir dizi ziyarette bulunmuş ve ticaret hacmimizi arttırmaktan bahsetmişti. Ancak dünyanın en zengin altın rezervlerine sahip kıtası sömürülmek için saklanıyor olsa gerek. Zira Erdoğan'ın gezisinin sona ermesinin hemen ardından Fransa, 2012 senesinde Birleşmiş Milletler'de alınan bir karara dayanarak Afrika kıtasındaki Mali'ye müdahale etti. Suriye'de ciddi bir işgal ve direniş söz konusuyken bu ülkeye Rusya ve Çin'in itirazı nedeniyle müdahale etmeyen Birleşmiş Milletler el değmemiş ve korumasız Afrika'ya hemen yönelebiliyor. Fransa askeri imkanlarıyla eski sömürgesi olan ülkedeki darbecileri desteklemek için kadın ve çocuk Müslüman halkı katletmeye başladı. Kimsenin sesinin çıkmadığı, hatta İngiltere'nin destek vereceğini duyurduğu bu işgale en azından Türkiye'nin itiraz etmesi gerekir. Zira 1915'te vuku bulduğu yalanıyla Batı ile olan ilişkilerimizde devamlı surette ısıtılan Ermeni soykırımı meselesini Fransa öne sürmektedir. Dünya nezdinde Türkleri soykırımcı ilan eden Fransa, 21. yüzyılda herkesin gözü önünde Libya'dan sonra Mali'de de Müslüman kıyımı başlatmıştır. 1915 olaylarından yola çıkarak bahsi geçen soykırımdan kastedilen de aslında Anadolu'daki farklı kimliklerin Müslüman oluşu değil midir? Fransa bugün Afrika'da soykırımla Müslüman halkı yok etmektedir. Ancak işlemediği bir suç üstüne kalan Türkiye'den bu suçun gerçek failine bir itiraz henüz yükselmiş değildir. Tam tersine AKP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Çelik, Mali'ye müdahale için çıkan karar Suriye'ye neden çıkmadı diye sormaktadır. Top ve tüfeklerin mücadelesi aslında inançların mücadelesidir. Bugün yalnız İslam coğrafyasıyla uğraşılması ve Müslümanların katledilmesi bunu ifade etmektedir. 24 Aralık 1999 akşamı konuşan Papa II. Jean Paul, 1. bin yılda Avrupa'nın, 2. bin yılda Amerika ve Afrika'nın Hristiyanlaştırıldığını, 3. bin yılda da Asya'nın Hristiyanlaştırılması gerektiğini vurgulamıştı. Öyleyse bugün Büyük Orta Doğu Projesi ve Arap Baharı kapsamında Asya'da yaşananlar büyük bir Hristiyanlaştırma hareketinin de bir parçasıdır. Bunlara destek de Asya'nın ve Afrika'nın Hristiyanlaştırılmasına destek manasına gelir ki Allah böyle bir akıbetten milletimizi korusun. Profesör Doktor Haydarbaş. Acı haber Kahramanmaraş'a erken ulaştı. Teröristler Mardin'de güvenlik güçlerine saldırdı. Bir polisimiz şehit oldu.
Sayın seyirciler, gündem yine terördü bugün aynı zamanda. PKK terör örgütü yine saldırdı. Mardin'de hastane önünde değişim yapan polis hedef alındı. Cengiz Engizek isimli bir polis memurumuz şehit oldu. Yine PKK saldırısı. Nerede? Yine bir şehit. Yine ateş düşen bir ocak. PKK'lı teröristler bu kez Mardin'de saldırdı. Polis ekipleri Mardin Devlet Hastanesi'nin önünde nöbet değişimi için hazırlanıyordu. Nerede? O esnada otomobille gelen teröristler hareket halindeki araçtan ateş açtı. 32 yaşındaki polis memuru Cengiz Engizek ağır yaralandı. Engizek kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düştü. Acı haber şehit polisin memleketi Kahramanmaraş'a erken ulaştı. Engizek ailesi adeta yıkıldı. Fenalaşan anne Elif Engizek'e evin önünde hazır tutulan ambulansta müdahale edildi. Şehidin anne ve babası gece Mardin'e gitmek için yola çıktı. Şehit polis için sabah Mardin Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene protokol üyeleri, aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayraklı tabuta sarılan anne yürekleri dağladı. Bu saatten sonra yapılacak en güzel şey duadır. O cennete uçtu. Anne. Ne zaman göstereceğiz yavrum? Şimdi göstereceğiz duadan sonra inşallah. Hadi oğlum, gel. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Gel. Hadi gel. Buyurun. Hadi gel. Buyurun anneciğim. Ben nasıl ayrılayım yavrum? Polis memuru Cengiz Engizek'i uğurlama töreni için bir araya geldik bulunuyoruz. Polis ekibimiz hasta ve yaralı vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda tedavi görebilmeleri için orada görevliydi. Şehidin eşi Hatice Engizek metanetini korumaya çalıştı. Varlığından haberdar eyledin. 1,5 yaşındaki oğlu Muhammed ise olan bitenden habersiz etrafına bakındı. 32 yaşında şehit düşen polis Cengiz Engizek'in naaşı törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı. Aslında şehit polis beden eğitimi ve spor meslek yüksekokulu mezunuydu. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordu. Ancak atanamayınca polisliği tercih etmek zorunda kalmıştı. Cengiz Engizek hayattan koparılmasaydı bir hafta sonra erkek kardeşinin düğününe katılacaktı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii sevenlerine de sabır ve başsağlığı diliyoruz Meltem ailesi olarak. Sayın seyirciler, Stockholm Üniversitesi'nde okuyan bir grup Türk öğrenci Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ı protesto etti. Öğrenciler AKP hükümetini 30 bin kişiyi öldüren terör örgütü PKK ile işbirliği yapmakla suçladı. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış, İsveç'in Stockholm Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında Türk öğrenciler tarafından protesto edildi. Öğrenciler AKP hükümetini 30 bin kişiyi öldüren terör örgütü PKK ile işbirliği yapmak ve Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığını yürütmekle suçladı. Canım kardeşim, gel Türkiye'ye siyaset yap o zaman. Okay. Bak, bu bozgunculukla bir yere varamazsınız. Birkaç dakika süren sözlü protestoların ardından öğrenciler güvenlik görevlileri tarafından salon dışına çıkarıldı. Sen İsveç'te ne yapıyorsun? Sen İsveç'te ne yapıyorsun? Gel Türkiye'de, gel Türkiye'de siyaset yap. Okay. Evet sayın seyirciler, bakanın protesto edildiği görüntüler böyleydi. Türkiye'nin bir gündemi var. Alttan alta yürütülen bir gündem bu. Ve bu gündemi konuşmak üzere özel konuğumuz, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda hukukçu yazar. Çok değerli bir isme yer vereceğiz stüdyomuzda.
İbrahim Berk Bey bizlerle birlikte. Sayın Berk hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Berk ben hemen ifade etmek istiyorum ve soruma geçmek istiyorum. Çünkü gündem oldukça kritik. Yandaş medyada yazılan ve çizilen haberlere göre sözde Meclis Darbe Komisyonu'na verilen ifadelerle ilgili kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir kişinin 26 maddelik bir eylem planını basına sızdırdığı ifade ediliyor. Ve bu eylem planında bazı bir maddede Profesör Doktor Haydar Başbey'in ve kadrosunun ismi geçiyor. Birinci maddede ise toplum içine atılmış bulunan Türk, Kürt, Alevi, Sünni, laik, antilaik gibi kavramların karmaşasının desteklenmesinden bahsediyor. Şimdi bütün bu maddeleri tabii ki sıralamayacağız. Sizlerden değerlendirmesini alacağız ama şunu sormak istiyorum. Bu ifadelerle beraber Ehl-i Beyt sempozyumlarına imza atıp dini bütünlüğümüz milli bütünlüğümüzdür. Şii, Sünni, Alevi, Caferi kardeştir gibi ifadelerle unutulan akıllara sıkça çakan Profesör Doktor Haydar Başbey ve kadrosunun ismi burada nasıl geçer? Bu konuyu ve haberleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi burada hem Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı sıfatımla hem hukukçu kimliğimle olanı biteni kamuoyuna bizim penceremizden aktarmaya çalışacağım. Gerçekten yani şu olup bitenleri izleyen vatandaşlar, dikkatle izleyen vatandaşlar şunu görecektir. Birileri, özellikle iktidar, bu milletin aklıyla, sağduyusuyla çok ciddi bir biçimde dalga geçiyor. Yani bir tarafta bu ülkede 30 bin kişinin katline neden olmuş teröristle müzakere yürüten bir iktidar, bir taraftan devleti yok edenlerle müzakere yürüten iktidar, bir taraftan bu milletin değerleriyle, kurumlarıyla kavga eden, silahlı mücadele eden güçlerle müzakere eden iktidar ve bu müzakereden son derece mutlu olan onun yandaşı medya, ne hikmetse bu ülkede vatan diyen, din diyen, namus diyen, aile diyen, milli değerler diyen Profesör Doktor Haydar Başbey'i hedef tahtasına oturtuyor. Yani bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir Türkiye manzarasıdır? Dolayısıyla bir kere yani buradan bakmak lazım. Çünkü bir düğmeden basılmışçasına iktidar mensuplarının suçluluk telaşıyla Bağımsız Türkiye Partisi'nin Türkiye'nin bölünmesine, Türk milletinin hani lime lime edilmesine, Türk devletinin dağılmasına dönük, coğrafyanın ateşe verilmesine dönük eylemlere karşı göğsünü siper etmiş olan Profesör Doktor Haydar Başbey'e ve Bağımsız Türkiye Partisi'ne karşı bir karalama, bir yıpratma kampanyasına hani devletin özel kuvvetlerini de alet ediyorlar. Onun için buradan başbakanlığa bir çağrıda bulunuyorum. Başbakan'a bir çağrıda bulunuyorum. MİT müsteşarlığına bir çağrıda bulunuyorum. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın bağlı olduğu Genelkurmay Başkanı'na bir çağrıda bulunuyorum. Böyle bir iftira, böyle bir tezvirat sizin kaleminizden mi çıktı? Çünkü bu sağlıklı bir el tarafından, MİT tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'na verilen bir belgeden bahsediyor. Bu ülkenin güvenliği için istihbarat toplamakla mezun olan, görevli olan ve başbakanlığa karşı sorumlu olan bu kurum böyle bir herhangi bir faili meçhul dedikoduyu bu milletin önüne ciddi bir belge, ciddi bir bilgi olarak nasıl koyabiliyor? Çünkü böyle bir şey olamaz. Gerçekle alakası yok. Aslı astarı yok. Hani Profesör Doktor Haydar Başbey'i devletin Genelkurmay'ın belgelerinde işte tavizsiz dinini savunan, devleti yıkmak isteyen bir güç gibi pazarlayan devlet, nasıl oldu da şimdi onu işte AKP'ye karşı kullanmak isteyen bir güç gibi lanse ediyor? Ya da Balyoz planında ilk tutuklanması gereken 10 kişilik listede gösterilen Profesör Doktor Haydar Başbey nasıl Balyoz'un ekonomi görüşünü ilham kaynağı olabiliyor? Ya da sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi hani özel kuvvetlere ait olduğu iddia edilen bir ihbar, bir dedikodu, bir faili meçhul mevkuteye dayalı olarak bir şeyler ortaya atılıyor. Burada ne deniyor? Alevi, Kürt, işte Sünni, Alevi, Türk, Kürt, laik, antilaik, yani toplumu bölecek ne varsa bunları kaşıyalım diyen bir irade nasıl oluyor da Profesör Doktor Haydar Başbey'den
istifade edelim diyecek. Çünkü Profesör Doktor Haydar Başbey onların hayal ettiğinin, varsa böyle bir hayal edenler, tam tersi için hayatını, canını, başını ortaya koymuş bir insan. Onun kadrosu böyle bir kadro. Yani bizler Alevi-Sünni kavgasını bitirmek için yani bir sürü iftiraya göğüs gererek ne yapıyoruz? Ehl-i Beyt misyonu etrafında ne yapıyor Profesör Doktor Haydar Başbey? Millete diyor ki oyuna gelmeyin. Alevi-Sünni kavgası yapay bir kavgadır. Hepimiz aynı dine inanan, aynı Allah'a inanan. Evet, yani Ehl-i Beyt sempozyumları yani. Bizim burayla bu kanalda tanışmamızdan itibaren sürekli takip ettiğimiz, gittiğimiz Alevi-Sünni ayrımını tamamıyla ortadan kaldırmaya, işte Müslüman kardeşliğini kurmaya çalışan bir sempozyum nasıl bunlar. Sizler bunu yaparken aynı zamanda başkaları kapıları işaretlediler. Evet, aynen öyle. Bir başka nokta yani Türk-Kürt, yani Profesör Doktor Haydar Başbey özellikle, ne diyor? Özür dilerim, Antalya'daki gittiğimizde normal hani Sünni Alevi vatandaşın bir araya gelmesi yurdum dört bir yanından oturuyor. 30 küsur otobüs saydık biz. Şimdi zaten rahatsız olunan şey. Konuşmalarda da geçen şeyler tamamıyla kardeşlik üzerineydi. Biz kaçırdığım bir şey mi var acaba? Yani burada zaten enteresan olan şey şu. Diyorum ya yani bunu yazanların akıl sağlığından şüphe etmek lazım. Çünkü Profesör Doktor Haydar Başbey tam da hani artık verdiği mücadele millet adına, devlet adına, din adına bu ülkeyi ayakta tutan kutsal kurum ve kavramlar adına yürüttüğü mücadele çok büyük bir kabul görmeye başladıktan, hani çok büyük bir toplum coşkusu ve rağbetine mazhar olduktan sonra hedef alınıyor. Ama enteresandır. Yani Haydar Başbey ne diyor? Bileğimi kesseniz Türk kanı akar, öbür bileğimi kesseniz Kürt kanı akar diyor. Evet. Yani Haydar Başbey bugün Atatürk'e sahip çıkan bir dindar olarak ezber bozduğu için yani Atatürk üzerinden din düşmanlığı yapanlar da onu hedef tahtasına oturtuyor. Ya da din üzerinden Atatürk ve devlet düşmanlığı yapanlar da onu hedef tahtasına oturtuyor. Dolayısıyla bu tam bir iftira, tam bir tezvirat. Ama burada üzücü olan ve enteresan olan ve aslında toplum adına esef verici ve kaygı verici olan devletin Genelkurmay Başkanlığı böyle bir tezvirat karşısında sessiz kalamaz. Devletin Milli İstihbarat Teşkilatı bu iftira ve iddianın kendisine ait olduğu noktasındaki yayınlara bigane kalamaz. Bu olayın bir cephesi. Bir başka cephesi. Diyelim ki devletin içinde, Genelkurmay'ın içinde, özel kuvvetlerin içinde iddia ettikleri gibi bu 26 maddeyi hayata geçirecek aklı tutulmuş, ne yaptığını bilmeyen insanlar var ve onlar burada bir iftira ortaya atıyorlar. Bir iddia ortaya atıyorlar. İşte destekleyelim diyorlar Haydar Başbey. Ben şimdi soruyorum. Yahudi lobileri AKP iktidarını destekleyelim diyor. Fener Rum Patriği AKP iktidarını destekleyelim diyor. Ermeni Rum Patriği AKP iktidarını destekleyelim diyor. İsrail AKP iktidarını destekleyelim diyor. CIA AKP iktidarını destekleyelim diyor. Amerika AKP iktidarını destekleyelim diyor. Avrupa AKP iktidarını destekleyelim diyor. O zaman bu iktidar neden? CIA'nın iktidarı mı? Amerika'nın iktidarı mı? İsrail'in iktidarı mı? Avrupa'nın iktidarı mı? Türkiye'nin iktidarı mı? Yani birileri destekleyelim dediği zaman direkt hani o örgütün bir mensubu, o gücün bir kuvveti haline dönüşüyorsa o zaman ben de buradan ilan ediyor ve diyorum ki AKP o zaman Türk milletinin bu mantıkla iktidarı olamaz. O da Amerika'nın iktidarı gibi. Yani burada böyle bir saçmalık, böyle bir mantıksızlık ama burada dediğim gibi cübbelisi cübbesizi, istihbaratçısı istihbaratçı olmayanı, gazetecisi eli kalem tutmayanı bugün Profesör Doktor Haydar Başbey ve onun misyonunu hedef tahtasına oturtuyor. Çünkü Haydar Başbey tam da iddia ettiklerinin tersini yapıyor. Yani Türk'ü Kürt'le kardeş yapıyor. Alevi'yi Sünni'yle kardeş yapıyor. Laik'le Antilay'ı kardeş yapıyor. Bir ve beraber yapıyor. Bu misyondan rahatsız olanlar hani çatlasalar da patlasalar da bizim nefesimiz yettiği müddetçe, Profesör Doktor Haydar Başbey'in nefesi yettiği müddetçe de
Bu misyona biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Bence çok güzel bir misyon. İnşallah yerini de bulur. Sağ olun. Yalnızca sağlık. Rusya'dan Patriot uyarısı. Gerasimov, provokasyon tehlikesi var dedi. Azov adlı Rus savaş gemisi Ege Denizi'ne açıldı. Sayın seyirciler, Rusya Türkiye'ye yerleştirilecek Patriot füzeleriyle ilgili uyarılarına devam ediyor. Tansiyonu yüksek olduğu bölge silah yığınağının artmasının ek risk oluşturduğunu belirten Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, burada görev alacak askeri personele yönelik provokasyon tehlikesi de söz konusu dedi. Türkiye, Amerika, Almanya ve Hollanda'dan gönderilen Patriot füzelerinin faaliyete başlaması için gün sayarken uyarılara da devam ediyor. Bu konuda Ankara'ya tepkili olan İran ve Rusya her fırsatta bu tepkilerini dile getiriyor. Son açıklama Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'dan geldi. Tansiyonun yüksek olduğu bölgede silah yağınının artmasının ek risk oluşturduğunu belirten Gerasimov, burada görev alacak askeri personele yönelik provokasyon tehlikesi de var dedi. Rusya'nın sorunu Suriye halkının çözmesinden yana olduğunu kaydeden Rus komutan, bölgeye yönelik herhangi bir dış askeri müdahale feci sonuçlara sebep olabilir dedi. Avrupa füze savunma sistemi ile ilgili Rusya'nın endişelerinin sürdüğünü kaydeden Rus komutan, 2013'te NATO ile ortak askeri tatbikat yapacakları bilgisini de verdi. Öte yandan Rusya Suriye konusundaki tavrını açıklamalarla sınırlı tutmuyor. Moskova yönetimi bölgedeki askeri gücünü de arttırıyor. Bu kapsamda Rus donanmasına ait Azov adlı askeri gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Sahil güvenlik botu eşliğinde boğaz geçişini tamamlayan Azov Ege Denizi'ne açıldı. Suriye'de ne zaman bir katliam olsa ajanslar Esad'ın ordusu yaptı şeklinde haberler yayınlıyor. Birçok medya organı da araştırmadan bu haberleri aynen bu şekilde aktarıyor. Son olarak hatırlayacaksınız, Halep Üniversitesi'nde çoğu öğrenci 87 kişinin hayatını kaybettiği geçtiğimiz haftaki saldırıda Esad'ın üzerine yıkılmaya çalışıldı. Ancak terörist örgütlerden El Nusra bir bildiri yayımlayarak bu saldırıyı üstlendiğini duyurdu. Suriye'de 21 aydır devam eden isyan sürecinde yüzlerce katliam gerçekleşti. Bunların arkasında isyancı, muhalif, özgürlük savaşçıları şeklinde adlandırılan teröristler var. Ancak bazı Batı ve Arap medya organları ısrarla gördükleri her katliamı Beşar Esad'a mal etmeye çalışıyor. Daha önce birçok kez yaptıkları haberlerin yalan olduğu ortaya çıkan bu sözde basın mensupları, Halep Üniversitesi'ndeki patlamalardan da Suriye ordusunu sorumlu tuttu. Bazıları hiçbir araştırma yapmadan, bazıları ise kendilerine biçilen misyon gereği yalan habere imza attı. Çoğu öğrenci 87 kişinin hayatını kaybettiği saldırının uçaklardan atılan füzelerle gerçekleştiği aktarıldı. Ancak iddianın sahteliği çok geçmeden ortaya çıktı. 87 cana kıyan Beşar Esad'ın ordusu değil, teröristlerdi. Bunu kendileri de itiraf etti. El Nusra örgütü bir bildiri yayınlayarak Halep Üniversitesi'ndeki saldırıyı üstlendi. Daha önce de iki okulu bombalayarak 60'tan fazla öğrenciyi öldüren teröristlerin halkı bu şekilde sindirmeye çalıştığı öğrenildi. Aynı örgüt Aralık ayında da İçişleri Bakanlığı önünde bomba patlatmış, çok sayıda sivilin ölmesine neden olmuştu. El Nusra cephesi ABD'nin terör örgütleri listesinde de yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki isyana destek verdiği düşünüldüğünde ABD terör örgütü bağlantısı da deşifre oluyor. Suriyeli yetkililer sık sık terörle mücadele ettiklerini belirtiyor ve hem bölge ülkelerinden hem de Batı'dan artık teröristlere destek vermekten vazgeçmelerini talep ediyor. Bu konuda en net duruşu da Rusya gösteriyor. Suriye'deki isyanın karşısında Esad'ın yanında yer alan Rusya'dan Halep Üniversitesi'ne yönelik saldırıdaki basın kirliliğine tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terörizm terörizmdir. Birleşmiş Milletler dahil ciddi siyasi liderlerin hepsi de bu olayı terörizm olarak nitelendirmişlerdir. Dün CNN'de bu terör saldırısının hükümet güçleri tarafından organize edildiğine dair taraflı bir yorum dikkatimi çekti. Bu iğrenç bir şey. Daha da kötüsü bunun büyük ve saygınlığı olan bir kanaldan gelmiş olması şeklinde konuştu. Sayıları 150 bini geçti. Bütçe, vergiler ve örtülü ödenek yetmedi, kampanyalar başlatıldı. Adana'da isyancı mülteciler için yeni çadır kentler yapılıyor. Sayın seyirciler, Batı destekli isyan dalgasının hedefindeki Suriye'den Türkiye'ye gelen mülteci sayısı hızla artıyor.
Sayısı 150 bini geçti, sayıları hızla artan mülteciler kendilerine yönetici bile seçmeye de başladı. Bugün Kilis'teki Çadırkent'te muhtarlık seçimi vardı. Diğer yandan Akçakale, Çadırkent'ini ziyaret eden CHP milletvekili Hurşit Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'den Türkiye'ye mülteci akını devam ediyor. Sınır illerindeki çadır kentlerde bulunan mülteci sayısı 150 bini geçti. Bazı şehirlerimizin nüfusundan bile kalabalık bir noktaya gelen mülteciler kendi yöneticilerini bile seçmeye başladı. Kilis'teki konteyner kentte kalan Suriyeliler muhtarlık ve idare meclisi seçimleri için oy kullandı. Bu arada Türkiye yeni çadır kentlerin inşaatına da devam ediyor. Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk köyünde 13 bin kişilik çadır kampı kuruluyor. Çalışmaların Şubat'ın ilk haftasında tamamlanacağını ve mültecilerin yerleştirilmesine başlanacağı belirtiliyor. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, beraberindeki heyetle birlikte Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Süleyman Şah çadır kentini ziyaret etti. Burada basın açıklaması yapan Güneş, "Birkaç ay önce Hatay'da Apaydın kampını ziyaret etmek istemiştim ancak içeri alınmamıştım. Şimdi alındım." dedi. Apaydın kampı kamuoyunu aydınlatmaya çalıştığımız biçimde özel bir kamptı. Çünkü Suriye'deki muhalif olanların ama silahlı muhaliflerin ana komuta kademesindeydi. Kamuoyunu bu konuda aydınlatmış olduk. Bu ortaya çıkmış oldu. Bugün de Türkiye'deki en büyük geçici sığınma kampı olan Akçakale'deki bu Suriyelilerin kaldığı kampı ziyaret ettik. Buraya alındık çünkü burası silahlı muhaliflerin ana komuta kademesi değil. Silahlı muhalifler bulunduğu zaman alınmıyoruz, silahlı muhalifler bulunmadığı zaman alınıyoruz. Bu ortaya çıkmış oldu. Türkiye Suriye'ye krizi ihraç etti ve orası viraneye döndü diyen Güneş, Türkiye Suriye'ye silah değil, barışı sevk etmelidir dedi. Türkiye Suriye'ye silah değil, barış sevk etmeli ve bu insanlar bu dramı yaşamamalı diye düşünüyorum. CHP'li Güneş, sayıları 150 bini geçen mültecilerin Türkiye'ye maliyetini de açıkladı. Acil Durum ve Afet İşleri Daire Başkanlığı'nın harcadığı para 2 milyar 300 milyon TL'dir. Bunun büyük bir kısmı sığınmacılara giden bir paradır. Türkiye çok ağır bir ekonomik yükle de karşı karşıyadır. Silivri'de bir Türkiye gerçeği. Ekmek teknesi için direnen esnaf gözaltına alındı. Bu habere geleceğiz ama önce son dakika gelişmesi diyelim. Yakın dakikalar içerisinde, yaklaşık bir saat içerisinde bize elimize geçen bir habere göre ünlü gazeteci Mehmet Ali Birant öldü sayın seyirciler. Birant dün safra kesesindeki stent değişimi için Amerikan Hastanesi'nde ameliyat olmuştu. Mehmet Ali Birant'ın öldüğü açıklandı. Birant dün safra kesesindeki stent değişimi için Amerikan Hastanesi'nde ameliyat olmuştu. 72 yaşındaki Birant'ın operasyon sırasında kalbinin durduğu ve doktorların çabasıyla yeniden çalıştırıldığı ortaya çıkmıştı. Açıklama doktorlarla birlikte kameralar karşısına geçen Birant'ın oğlu Umur Birant'tan geldi. Umur Birant, yaşam destek ünitesine bağlıydı. Bu akşam 18.29'da babamı kaybettik, çok acı çekmediğini düşünüyoruz. Ameliyatı çok basit geçti diye konuştu. Mehmet Ali Birant, safra kesesine stent takılması için önceki gün Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Eşine, oğluna da başsağlığı, yakınlarına da başsağlığı diyoruz. Özellikle de Kanal D camiasına diyelim buradan sayın seyirciler. İstanbul'un Silivri ilçesinde düşük gelirli vatandaşın içler acısı halini gözler önüne serecek türden bir olay yaşandı. Ekmek teknesi için zabıtaya direnen 65 yaşındaki bir esnaf polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. Yaşlı adamın tek isteği sebze meyve satarak geçimini sağlamaktı. Görüntüler İstanbul'un Silivri ilçesinden. Bu kargaşanın sebebi ise bir esnaf. Zabıta ekipleri günlük rutin kontrollerini yaparlarken onu fark etti. Hayrettin Akgöz kayıt dışı manavlık yapıyordu.
Zabıta yasal işlem uygulamak istedi ama 65 yaşındaki yaşlı vatandaş dile geldi. Fakirim, garibanım. Ekmeğimi Allah'tan istiyorum. Kömür istiyor muyum ben uzandan? Hiçbir şey istiyor muyum? Akgöz zabıtaya direnince devreye polis girdi. Ekipler yaşlı vatandaşı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Ne istiyorlar bende? Ben 45 senelik esnafım burada kardeşim. Bütün dünyayı 50 tane 100 tane zabıtta bu garibanların başına ne toplamış bugün bu adam? Ne istiyor bizim rızkımızdan? Ha? Bizden ne istiyor bu adam? Biz toplanmışız harç borç 4 tane kıvırcık 4 tane soğan rica etmişiz. Mal sahibinden dükkanın önünde satıyoruz bir ekmeğimizi için. Ne istiyor bu adam bizde? Akgöz direnmeye devam edince polis ekipleri onu yaka paça gözaltına aldı. Hanım mı dur dedi? Sağ olun. Bırak şimdi. Nezaret aç, nezaret. Ya bıraksana sen elimde. Al. Hanım bıraksana. Görüntüler çok ses getirecek, çok tartışılacak. Yani bence çok büyük tartışmalara yani gebe. Ne kadar büyük suçlar işlenirken değil çok mi? Ekmek teknesi, ekmeğinin peşinde insanlarımız maalesef kötü şeylere maruz kalabiliyor. Maalesef yani üzücü. Yorumsuz diyelim artık. Sayın seyirciler, 7 Ocak'ta Zonguldak Kozlu'da metan gazı püskürmesi sonucu 8 işçi hayatını kaybetmişti. Daha bu olayın acısı tazeliğini korurken Zonguldak'tan yine acı haber geldi. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi ve bir işçi hayatını kaybetti. Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan arka arkaya acı haberler geliyor. 10 gün önce Kozlu'da meydana gelen facia 8 canı aramızdan ayırmıştı. O kurbanlardan 3'ü daha dün toprağa verilebildi. Yüksel Koca, Hüseyin Kürekçi ve Ahmet Şeker'e yapılan vedanın henüz bir gün sonrasında yine bir maden kazası haberi geldi. Kilimli ilçesi Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında göçük oluştu. Göçükte 37 yaşındaki iki çocuk babası Yunus Aktaş hayatını kaybetti. Yığın altından çıkartılan Aktaş'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz işçinin otopsinin ardından köyünde toprağa verileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yeni anayasada kritik değişiklikler. Kadrolu memur gidiyor, sözleşmeli personel geliyor. Yerel yönetimler artık daha etkin hale getiriliyor. Devletteki kadrolu memur sayısı azalacak sayın seyirciler. Yerel yönetimler güçlendirilecek. Siyasi partiler yeni anayasa görüşmeleri çerçevesinde idare ve kamu hizmetlerinde ciddi değişiklikler üzerinde anlaştılar. İşte o ayrıntılar. Yeni anayasa çalışmaları 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle hız kazandı. Hükümet yeni anayasada memur kavramını kaldırıyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda siyasi partiler yoğun bir çalışma içinde. Yeni anayasanın idare ve kamu hizmetleri bölümüne ilişkin düzenlemelerde ciddi değişiklikler öngörülüyor. Mevcut anayasada yer alan kamu hizmetinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülür ifadesi değişiyor. Yeni yasada sadece kamu görevlileri ifadesi yer alacak. Böylece devletteki kadrolu memur sayısı azaltılacak. Düzenleme ile belli kurumlardaki memur çalıştırılması zorunluluğu da ortadan kaldırılacak. Kamu kurum ve kuruluşları kadrolu memur yerine daha çok sözleşmeli personele yönelecek. İdare hizmetlerinde de ciddi değişiklikler düşünülüyor. Kamu yönetimi reformu kanunuyla yerel yönetimlerin güçlenmesi öngörülüyor. Federasyon sisteminin altyapısı olarak görülen bu kanun tasarısı 2004 yılında da meclisten geçmiş ancak Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından sakıncalı görülerek veto edilmişti. Sırada üniversite öğrencileri ve ailelerini üzecek bir haberimiz var. Geçen yıl kaldırılan üniversite harçları geri geliyor. Tabii ki bu harçların ilk kısmıydı. YÖK tarafından hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulan yeni taslakta öğrencilerden katkı payı adı altında harç alınması planlanıyor. Yüksek Öğrenim Kurumu çok tartışılacak bir taslak hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulan taslak metninde üniversite öğrencilerini üzecek bir madde de yer alıyor. Taslaktaki üniversitelerin gelir kaynakları başlıklı bölümde devlet üniversitelerinin gelir kaynakları tek tek sıralanırken öğrencilerden alınacak katkı payı ve öğrenim ücretleri de yer aldı.
Bir başka deyişle geçen yıl kaldırılan üniversite harçları katkı payı adı altında geri geliyor. Taslak metninin 36. maddesine öğrenim ücretleri ve katkı paylarının öğrencinin 4 yıllık eğitimini 7 yıl içinde tamamlayamaması durumunda alınacağı ifadesi eklendi. Üniversite öğrencileri duruma tepkili. Harçların kaldırılmasının üzerinden bir yıl bile geçmedi diyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın taslaktaki harç kısmını kaldırmasını istiyor. YÖK yasa taslağında tartışma yaratacak bir başka düzenlemede Türkiye'de açılacak yabancı üniversitelere ilişkin oldu. Yabancı üniversitelerin kendi eğitim programları ve hizmetleri YÖK'ün belirlediği koşullara tabi olmayacak. Yani ülkemizde açılan yabancı üniversiteler Türkiye'nin kurallarına değil kendi ülkelerinin mevzuatına tabi olacak. Bu maddenin yasalaşması halinde dünyadaki birçok ülkeden üniversite Türkiye'ye gelip istediği şekilde eğitim verme imkanını elde edecek. Sayın seyirciler, sağanak yağmur gece batıyı esir aldı. Özellikle İzmir'de etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerinde su bastı. Görüntüler İzmir'den. Sabaha kadar süren sağanak yağmur kentte hayatı felç etti. Şehrin altyapısı bir anda çöktü. Rögar kapaklarından sular fışkırmaya başladı. Yollar göle döndü. Araçlar trafikte ilerleyemez hale geldi. Yayalar içinse tam bir çile başladı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaş neye uğradığını şaşırdı. Yetkililer alarma geçti. İtfaiye ve belediye personeli seferber oldu. Sağanak yağmurdan hayvanlar da nasibini aldı. Boğulmamak için emniyetli yerler bulmaya çalıştılar. Tedbirsizliğe tepki yağdı. Şuraya baksana abi, yazık değil mi abi ya? Bu insanlara yazık değil mi abi ya? Nerede bu melek ya? Evet. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili seyirciler. Gündemle karşınızdaydık Meltem Ana Haber Bülteni'nde. Yarın akşam saat 19.30'da randevumuz var. Yine buluşalım sizlerle. Hoşçakalınız. Evet sayın seyirciler, tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın diyoruz. İyi akşamlar.